Bu videoda sizler için birbirinden garip oyunlar içinden bazı komik ve eğlenceli anları derledik. Çoğumuz televizyonda yayınlanan eğlenceli yarışma programlarına kendimizi kaptırır gideriz. Bir de bakarız ki farkında olmadan saatler geçirmişiz. Dünyanın dört bir yanında kendisine izleyici kitlesi bulan bu yarışmalar birbirinden farklı gibi görünse de aslında formatları birdir. Absürt derecede saçma ve kıyasıya rekabet dolu yarışmalar. Hadi şimdi vakit kaybetmeden derlediğimiz görüntülere bakalım. 1 numara. Kartun içinden geçme. Bir ulusal kanalda yayınlanan bu programın amacı, yarışmacının kartun içerisinde çıkarılmış kalıptan geçmeye çalışması üzerine dayalı. İlk önce Çin'de başlayan bu çılgın yarışma, dünyanın pek çok ülkesinde yapımcılar tarafından satın alındı. Yarışmacılar yerlerini aldıktan sonra insan şeklinde oyulmuş karton hızla üzerlerine gelmeye başlıyor. Düşünmek için birkaç saniyesi olan yarışmacılardan kim doğru reaksiyonu verir de kartondan duvarın içinden geçmeyi başarırsa kazanan o oluyor. 2 numara. Elektrikli yarışma. Amerika'da yayınlanan bir yarışma programında yarışmacılara soru yöneltildikten sonra elektrik verilmeye başlanıyor. Yarışmacılar elektrik verilmeye başlandığı anda ya doğru cevabı vermeliler ya da cevabı vermeyi reddetmeliler. Yarışmacılar için zor, izleyenler için de bir o kadar eğlenceli olan bu yarışma büyük bir hayran kitlesine sahip. 3 numara. Sıradaki programda yarışmacı bir plastikle burnunun altından duvara bağlanıyor ve önünde asılı duran şekerlemeleri plastiği koparmadan yemeye çalışıyor. İzleyenleri güldüren bu yarışmanın ilk şartı ciddi bir odaklanma, ardından da şiddetle artan gerilime tahammül. Bunları yapamayan yarışmacılar diskalifiye oluyor ve eve elleri boş dönüyorlar. 4 numara. Nefesine güvenen gelsin yarışması. Bu yarışmaya önce kendisine, sonra da nefesine güvenen kim varsa katılabilir. Yarışmacılar ağızlarını boruların birer ucuna dayıyor ve olanca kuvvetleriyle üflüyorlar. Kim daha güçlü üflerse o boru içindeki küçük parçayı rakibinin ağzına sokuyor ve yarışmanın kazananı oluyor. 5 numara. Çikolata tatma yarışması. Güney Kore'de ilk kez yayınlanan bu yarışma formatında yarışmacılar kendilerine uzatılan şeyin çikolata olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Bunu yaparken koklamak ve tadına bakmak serbest. Ancak çikolata olduğunu zannederek bir ayakkabının tadına bakmayı kimse istemez. Bu yüzden oldukça dikkatli olmak ve doğru tahminde bulunmaya çalışmak gerekiyor. 6 numara. Tahterevalli. Tahterevalli, büyük küçük herkesin oynamaktan zevk aldığı bir oyundur. Bunu bilen bir format üreticisi işi daha zevkli hale getirmiş ve aletin iki ucunun da üzerine un dolu iki koca torba koymuş. Rakibinin karşısında hafif kalan takım yukarıya çıkınca kafasından aşağı unlar boşalıyor. 7 numara. Denge ve dayanıklılık gerektiren bu oyun, kimin daha uzun süre karton kutuların üzerinde kalacağı üzerine kurgulanmış. Aşağıdan kartonlara durmadan hedef alınmasına rağmen, kim dengesini korur, rakiplerinden daha uzun süre dayanırsa, o kazanmış oluyor. Pes eden yarışmacılar ellerini havaya kaldırıp yarışmadan çekilebilirler. Aksi halde yarışma bitinceye kadar havada asılı bir şekilde kalmak durumundalar. 8 numara. Kaygan merdiven. Çin'de düzenlenen yarışma son derece dikkat ve beceri gerektiriyor. Adımınızı attığınız anda düşeceğiniz şekilde yağlanan merdivenler üzerinde ayakta kalmak gerçekten çok zor. İşin daha da kötü tarafı, yukarıdan biri düşünce arkasındaki yarışmacıları da sel gibi sürüklüyor. Bu sebeple bazen yarışmada başlanılan noktaya geri dönülmüş oluyor.
9 numara. İnsan bowlingi. Bowling, dizili labutları eldeki özel tasarlanan topla yıkmaya dayalı bir oyundur. Ancak alışılmışın dışına çıkıp top yerine insan kullansak fena mı olur? Bunu bizden önce düşünen yapımcılar bu işe bir el atmış ve ortaya bu yarışma çıkmış. Gördüğünüz gibi yarışmacılar top yerine kendini fırlatıyor ve en çok dev labut yıkan kazanıyor. Sizin için derlediğimiz videolar hoşunuza gittiyse bizi takipte kalın.